akşamlar değerli izleyiciler. Kıbrıs'ın Ortak Sesi Bizimiz programına bu akşam da hoş geldiniz. Evet, yaklaşık 11 yılı geçti sizlere sözlü tarihi video olarak çekip montajlayıp buraya getiriyoruz. Bunun tabii ki yazılı versiyonu da var ama bunu biz yapmadık. Kıbrıs'ta güzel bir sözlü tarih çalışmasını iki tane tarih öğretmeni sorumluluk alarak üstlendi ve yaptılar. Güven Uludağ ve Koral Özen iki tarih öğretmenimiz ve Kıbrıs'ta sözlü tarihi Kıbrıs'ta anıları sırtlamak isimli kitapta topladılar. Buyurun, videomuz bu konu hakkında. Kıbrıs'ta anıları sırtlamak. Sıradan insanların kişisel yaşam öyküleriyle başka bir Kıbrıs tarihi. Gündelik hayatta, hafızada, bellekte yer eden, sahici yaşam hikayeleriyle bir başka Kıbrıs. Düğün ve eğlencelerde yakılan ateşleri yüksek tepelerden gözetleyip baskın yapan korsanların Kıbrıs'ı. Kıbrıs'ta anıları sırtlamak. Yorgancıların güvenilir olup olmadığının, yorganların içine saklanan madeni paraları cebe atıp atmamasıyla test edildiği zamanlar. Düğün yemeklerinin evlerden toplanıp değneklere asılan tavuklarla hazırlandığı IMC dönemleri. İnsanların karşıdan karşıya köprülerden değil, dere geçirmecilerin sırtında iki şiline geçtiği vakitler. Yeni bir kitap, çok güzel bir hayat. Tüm kitapçılarda. Kıbrıs'ta anıları sırtlamak. Kıbrıs'ta anıları sırtlamak. İki tarih öğretmeni Koral Özen ile Güven Uludağ'ın editörlüğünü yaptığı kolektif bir sözlü tarih çalışması. 200 liseli öğrencinin aile büyükleriyle yaptığı söyleşilere dayanan kitap, ülkemizin yakın geçmişine ışık tutuyor. Kitapta gündelik hayata ve geleneklere dair bilgilerin yanı sıra, toplumlar arası çatışmalara ilişkin de pek fazla dile getirilmemiş detaylar var. Hocam, bu kitap projesi nasıl ortaya çıktı? Yani nasıl başladı? Şimdi 2003 yılında annem planının gündeme gelmesi ve Kıbrıs'ta Türklerin siyasal yaşamında değişiklikler olmasından sonra o dönemde iktidarda olan Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Tarihi kitaplarının yayınlanmasına karar verdi. Biz de Koral'la aynı zamanlarda olmasa da ben aynı dönemi inceleyen komisyonların içerisinde yer aldık farklı zamanlarda. Bu kitapları yazarken biz ciddi bir takım sıkıntılarla karşılaştık. Tarih kitaplarını? Evet, Kıbrıs tarih kitaplarını yazarken bir takım sıkıntılarla karşılaştık. Bunların en önemlisi materyaldı. Mesela fotoğraf. Çok basit gelecek ama ciddi anlamda fotoğraf sıkıntısı vardı. Ve yine şöyle bir şey vardı. Toplumcu bir tarih anlayışına göre bu tarih kitaplarının içerisinde mutlaka toplumun da olması gerekir. Halbuki hem Kıbrıslı Rumlarda hem Kıbrıslı Türklerde tarih kitaplarının içerisi kahramanlarla doludur. Toplumun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 10 tane kahraman, 15 tane kahraman ama kahramanlar vardır. Bunların hepsi erkektir ve toplum bu tarihin içerisinde yoktur. Dolayısıyla hem görsel malzeme bulmak hem sıradan insanları Kıbrıs tarihi kitaplarının içerisine katmak için sözlü çalışma yapma gereğini duyduk ve bu kitapların yazılıp tamamlanmasından sonra biz sözlü çalışmaya başladık. İstanbul'da Sabancı Üniversitesi'nde Profesör Doktor Leyla Neyzi bize yardımcı oldu ve bir proje geliştirdik biz. Bu projeye göre lise öğrencileri kendi büyüklerinin, nene dedelerinin, komşularının ama yaşça büyük olan insanların bireysel hayat hikayelerini gidecekler, sesli olarak kaydedecekler ve bu sesli kayıtlar sonrasında ülkemizde Kıbrıslı Türklerin geçmişine yönelik bir ses arşivi oluşacaktı. En temel amaç aslında bu kitabın ortaya çıkmasından öte bir ses arşivi oluşturmaktı. Kitabın adı daha önceden Kıbrıslı anıları sırtlamak olarak başlamadıydı. Biz bu projeye başladığımız zaman Alasya'nın çocukları
Alasya Kıbrıs'ın eski ismi. Alasya'nın çocukları olarak hep yıllarca bu kitabın adı olacak diye biz konuştuk. Öyle hazırladık kendimizi. Ancak bittikten sonra yayına hazırlanacağı zaman, yayıncıya gittiği zaman Ali orada beğenmedi bizim kitabımızın adını, kapağını. Olmadı bu dedi. İçinden başka bir resim seçti. Kitabın içerisine konmuş resimlerden birini. Tabii adına karışmadı. O da resmi seçti. O resime uygun olarak biz daha sonra kitabın adını değiştirdik. Resmin çok duygusal bir hikayesi var aslında ama biz onu bilmeden seçtik. Bu kitapta hep öğrencilerin hikayeleri, öğrencilerin görüşmeleri ve onların ürünleri var. Ve biz kesinlikle kendimize ait bir görüşme yapmamıştık. Yayına hazırlanmış, bitmiş bir kitap aslında teslim ettiğimiz o gün bizim. Ve bu kapağın hikayesi karşılaştığımız anda bu hikayeyle güvenle oturduk ve o gün görüşmeyi yaptıktan sonra bir kalemde bu hikayenin de kitapta olması gerektiğine, yani içimiz el vermedi olması gerektiğine karar verdik. Ve ikimizin adına en son kapanış görüşmesi olarak da bunu ekledik. Kitapta anlayacağınız, yayına hazırlandıktan sonra bile bir defa daha elden geçti, yenilendi ve son halini öyle aldı. Hocam kitabın kapağına, kitaba ismini veren hikayeyi de sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi aslında tam da yıl dönümü şeyin, o hikayenin de yıl dönümü. Hikaye Kıbrıs'taki birçok trajik hikayeden sadece biri. Ve 1963 yılında evlenen ve Aysozomino'ya giden Kıbrıslı bir Türk kadının ve Aysozomino'lu kocasının hikayesi aslında. Kadın evlenir, Vudalı'dır kadın, evlenir ve Aysozomino'ya gelin gider. Kısa bir süre sonra da toplumlar arası çatışmalar başlar 21 Aralık 1963'te. Ve bunların yaşadıkları köyde de çatışmalar olur. Bu çatışmalarda işte iki tarafın silahlı güçleri arasındaki çatışmada kadınlar bir evde toplanırlar. Kıbrıslı Türk kadınlar bir evde toplanırlar ve Kıbrıslı Türk kadınların toplandığı ev kısa bir süre sonra Kıbrıslı Rum silahlı güçlerin kontrolüne girer. Erkekler de, Kıbrıslı Türk erkekleri de köyün diğer yarısını çekilirler. Geceleyin o yeni evli kadının eşi karısını görmek için eve gelir. Gece orada kalır. Bir herkesin olduğu evde kalır. Sabah Kıbrıslı Rum silahlı güçleri gelirler ve onları evden toplarlar. Ancak kadınla kocası saklandıkları için diğer kadınları alırlar, giderler. Yolun yarısında Kıbrıslı Rum silahlı güçler geri dönerler ve kadınla kocasını saklandıkları yerden çıkarırlar ve kadının gözleri önünde kocasını öldürürler. Tam o anda eve giren işte kayınpederini ve başka birini daha öldürürler. Ve o andan itibaren zaten kadın şoktadır. Ciddi bir travma yaşar ve bu travma yıllarca sürer. Yani işte oradan ayrılırlar, Lurijina'ya giderler. Kadın hamiledir, çocuğunu düşürür. Günlerce kocasının kanı var elbiselerinin üzerinde. Banyo olmaya ikna edemezler onu, soyunmaz. Aynı elbiselerle kalır. Ondan sonra Lurijina'dan ayrılırlar, tekrar Vuda'ya gider babasının yanına. 1968'e kadar orada ailesinin yanındayken babası her gece yanında bekler uyuyana kadar. 1974'te tekrar göçme olur, bu defa Omorfa'ya giderler. Evlenmez kadın bir daha. Kız kardeşiyle birlikte yaşar, kız kardeşinin çocukları olur ve çocuklarının adını, Vitesi'nin adını, Ali Vitesi'nin Ziver koyarlar. Bayanın adı da Ziver değil. Evet, yani olayı yaşayan insanların hikayesini koyarlar ve kadın bütün ömrünü hep orada kalır. Yani hikaye zaten sayfasını çevirmeyen kadındır. Kadın hep o anı yaşar ve çok trajik bir şekilde de her yıl kocasının öldürüldüğü tarihlerde ailesine yarın hangi gün olduğunu biliyor musunuz diye söyler ve odasına kapanır. Ve günü öyle tek başına, bir başına kocasıyla birlikte yaşar. Ve yani kadın artık, yani yıllardır aynı şekilde kadın ölümü bekliyor. Yani bir şey, bir hayatının bir anlamı olmadan, bir şey yapmadan, başka bir şey istemeden hayattan kurduğu, işte çok kısa bir sürede, birkaç ay gibi çok kısa bir süre yaşadığı bir hayatı bütün ömrüne yaydı ve o birkaç ayla yaşadı. Yıllarca birkaç ayla yaşadı. Ve burada aslında mesela şu
kadının adının Ziver olması ya da Andrulla olması hiç fark etmiyor. Kıbrıs'ta birçok kadın benzer hikayeler yaşadı ve bu hikayelerden bulacağımız ve çıkaracağımız ve yaşamımıza aktaracağımız deneyimlerimiz olması lazım bizim, ama ne yazık ki biz bugüne kadar Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar ders almadı. Evet, bu deneyimleri insanına, geçmişte insanların yaşadığı bu deneyimleri günümüze aktaramadık. Örneğin bu olaylar, bu olay yaşandığında, benim yazdığım, bizim yazdığımız bu olay yaşandığında ben doğmamıştım daha. Ve biz bu olayların peşinden o dönemlerde ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu bile ne kadar trajik bir ortamda yaşadığımızı gösteriyor. Kitabın kapağında, yani kitabın kapağı olan fotoğrafta Ziver Hanım bir resim, bir evlilik resmini taşıyor. Ne zaman çekilmiştir o fotoğraf? Şimdi o resim çekildiğinde, şimdi köyde bir takım olaylar olur. Ondan sonra o dönemde İngilizler, barış gücü görevi üstlenmiş olan İngilizler köye giderler. Ayasozumuna'ya giderler. Ayasozumunoğulları Lurişina'ya taşırlar. Ancak yani Kıbrıs Türk tarafı da bu dönemde yaşanan olayları propaganda etmektedir. Yani doğal olarak tabii. Yabancı basın çağrılır köye ve o şeyden, Ayasozumuna'dan köye gelen, Lurişina'ya gelen göçmenler köyün girişindeyken hem o dönemle ilgili o video görüntüler çekilir, hem fotoğraflar çekilir. O fotoğraf o anda çekilmiştir. Kadın köye girerken sırtında bir fotoğraf vardır. Biz kadınla konuştuğumuzda kadın ne aldığını, köye nasıl gittiğini, o fotoğrafın sırtında nasıl olduğunu hiç bilmiyor ve hatırlamıyor. Dediğim gibi ciddi bir travma yaşıyordu zaten ve sadece aldığı o fotoğraftır. Ve yani kitabın adına baktığınızda anıları sırtlamak, yani çoğu insan bize montaj mı yaptınız bunu kitaba uyusun diye, kapağı kitabın adına uyusun diye montaj mı yapıldı? Hayır, kadın sırtında sadece o fotoğrafı taşıyordu. Yani Ayasozumuna'dan göç ederken Lurişina'ya sadece evlilik fotoğrafını, evet, öldürülen kocasıyla birlikte olan fotoğrafını, evet, aldı. Sadece o fotoğrafı aldı ama o fotoğrafı nasıl aldığını hatırlamıyor kadın. Ne giydiğini, ne olduğunu, hayatının o anları hiç yoktur. Çünkü büyük bir şok yaşadı gözlerinin, evet, önünde. Evet, o fotoğrafı da hatırlıyor. Yani fotoğrafı hatırlıyor sırtında taşıdığı da o anı hatırlamıyor kendi. Kim çekti, nasıl çekti, hiç o anlar aklında değil. Sadece erkeklerin tarihidir aslında Kıbrıs'ta tarih ve tarih kitapları hep bunu yazar. Ama bu kitapta kadınlar da erkekler kadar var ve onlar hikayeleri aslında daha güzel ve daha büyük, daha farklı ayrıntılarla hatırlayıp yazıyorlar. Neler söylemek istersiniz kadınların da bu kitapta olması ve kadınların anlattığı tarihe dair? Evet, haklısınız. Kadınlar da bu kitapta var. Hatta cümle daha da doğru konulabilir. Kadınlar bu kitapta çok büyük bir yer kaplıyor. Bu kitabın aslında çok büyük bir kısmında kadın sözü, kadının hayatı anlatışı var. Ve bu çalışmanın sonunda biz fark ettik ki aslında gerçekten bir hayatı anlamak istiyorsak, bir toplumda nasıl yaşandığını, neler yaşandığını anlamak istiyorsak kadınlara sormak daha doğru. Erkeklerin sözüyle dinlediğimiz her kayıtta benim hayatım olarak anlatıldı. Benim hayatım böyle geçti, benim hayatımda bu vardı. Ben buna gittim, burada okudum ya da burada çalıştım, böyle kahramanlığım vardı ya da böyle. Ancak kadınların anlatımı her zaman kolektif bir ifade içeriyor. Biz böyle yaşardık, bizim köyümüzde böyle vardı, biz sabah kalktığımız zaman bunu yapardık. Daha çok hayatı yereli, geneli anlatan ve aslında pek de övgü olmayan, kendini övmek veya kahramanlığının ne kadar iyi bir şey yaptığını değil, gerçekten o günü nasıl geçiyorsa, her ne yapıyorsa bunları birebir anlatma gayesiyle sadece aktarabilen birer çok iyi kaynak diye görüyorum ben kadınları. Galiba birazcık da erkekler teşkilat nedeniyle daha ketumdu bazı konuları anlatmakta ve sadece belli başlı erkek dünyasını anlattılar. Doğrudur, erkek dünyası anlatıldı erkeklerde ve erkeklerin şöyle bir bakışı vardı. Geçmişleri sadece teşkilat üzerineydi. Savaş vardır. Ama insanların geçmişleri tabii ki çok
travmatik, çok etkisi altında kaldığı bir dönemin mutlaka insanın geçmiş hayatında vardır. Ancak insanın bütün hayatı o değildir. Tabii çatışmalar. Tabii ki yer ediyordur, çok da derinden etkilemiştir sizi mutlaka hayatınızı. Ancak senin hayatın çatışmalar dönemiyle başlamadı. Çocukluğun vardır, mutlaka köyde ya da şehirde nerede doğmuşsan, okul okumuşsan veya bir çıraklık bir yere gitmişsen, başladığın ve çocukluk yıllarını geçirdiğin yılların da vardır senin. Evliliğin vardır, düğünün vardır, erkeklerde hatta sünnetini anlatana mesela ben hiç rastlamadım. Yani böyle çeşitlerin hepsi kadınlarda var. Ancak erkekler mutlaka savaşı merkeze koyuyorlar hayatlarında ve dönüp dolaşıp her zaman cümlenin sonunu kahraman. O cepheye getiriyorlar, o mevzide yaptıkları bir şeye getiriyorlar. Kahramanlığa diyelim. Evet. Liseli öğrencilerle yaptığınız bir proje bu. Onlar için de çok önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kayıt altına almak açısından da, çünkü yakınlarıyla yaptılar bu röportajları ve bu insanların bir kısmını da kaybettik. Şimdi biz liseli öğrencilerle yaptık ve bu sesli bir kayıttır. Sesli bir arşivlemedir ve hem Kıbrıslı Türklerde hem Kıbrıslı Rumlarda bu çapta geniş bir sözlü lise öğrencilerinin yaptığı sözlü bir çalışma yapılmadı. Şimdi bu çalışmayı yaptık. Nedir rakam hocam? Şimdi ne kadardır rakam? 300'e yakın öğrenciyle görüştü. 300'e yakın görüşme oldu. Bunların içerisinden tabii işte ayıklananlar, seçilenler, kitabın içerisinde 17 var ama 300'e yakın şey var elimizde. Sesli kayıt var elimizde. Ve bu sesli kayıtları yapan lise öğrencileridir. Çok profesyonel değillerdi. Zaten çok profesyonel olmalarını da beklemek mümkün değildi. Ama merak edip sordular. Şimdi merak edip sormanın ötesinde biz soru verdik aslında onlara. Ama kesinlikle işte %100 uyulması gereken anayasa kuralları olarak değildi. Size ilginç bir şey söyleyeyim size. İlk sorularda biz yanlış bir yol izledik. Mesela bazılarında elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda, örneğin şu anda konuştuğumuz, bizim şu anda konuştuğumuz gibi ya da biliyorsunuz Kıbrıslı Türklerin konuşma diliyle Türkçe yazı dili arasında bir fark var. Evet. Ve işte yazarken hepimiz soru eklerinin milli malı diye sorarız. Yani çocuklara ilk verdiğimiz sorular da öyleydi sorular. Gittiniz mi, yaptınız mı ve şöyle bir sonuçla karşılaştık. Kıbrıslı Türkler, yaşlı insanlar bu tür sorulara cevap veremiyorlar. Aslında veriyorlar ama şimdi konuşmacı da o şekilde konuştuğu zaman kendileri de konuşmalarını o şekilde döndürmeye çalışıyorlar ve o zaman kendilerini iyi ifade edemiyorlar. İstanbul Türkçesinden konuşmaya çalışıp cevap veremedikleri olur. Sonra biz onları değiştirdik soruları ve konuşma dili gibi yaptık soruları. Nereye gittiydiniz? Ne yaptınız? Yani milli mılı soruları attık, o zaman daha şey oldu, anlamlı bir hale dönüştü ve daha rahat diyalog kurabildi çocuklar. Ve aslında lise öğrencileri bu proje çerçevesinde ve bu sonrasında düşünün, yaşlı insanlar gidip de kendilerine konuştuğunuzda çok hoşlarına gidiyor. Çünkü yaşlı insanlar genellikle kendilerini unutulmuş hissediyorlar. Ve genellikle yaşadıklarının önemsizliğine inandırıldılar. Yani bir yaşlı insana gidersiniz 1963'te 64'te ne yaşadınız diye sorduğunuzda ben bir şey yaşamadım diyor. Çünkü yani kendi yaşadığının önemsiz olduğuna inanıyor. Halbuki o dönemde yaşanan bir takım şeyler bize bir takım ipuçları veriyor o dönemle ilgili. Yani bugün yaptığımız bir görüşmede kadın bize şey söyledi. Yani bugün insanların çok yabancı olabileceği bir şey, buzdolabı ve televizyon kiralamışlar evlerine. Yani bugün birine söylediğinizde bunu ne kadar anlamsız gelecek? Ne demek yani bu? Yani buzdolabının ışığının yanmadığı bir dönemde gidip buzdolabı değiştir, başka buzdolabı alınan bir dönemdeyiz artık. Tamire götürmeyi bırakın, işte buzdolabının ışığı yanında değiştirelim buzdolabının dendiği bir dönemdeyiz bugün. Ama bugün 50 sene önce insanlar evlerine buzdolabı ve televizyon kiralıyorlarmış geçici bir dönem için. Dolayısıyla yapılan görüşmeler, hem yaşlı insanlar kendilerini ifade ederler, kendi hayatlarının bir anlamı olduğunu düşünürler. Çocuklar için de önemlidir bu. Çocuklar da geçmişle ilgili deneyimleri öğrenmiş oldular ve ancak bu şekilde zaten bu ülkenin kendi toprakları olduğunun ayırdığına varabilecek bu çocuklar. Çünkü ciddi anlamda bir dezenformasyonla karşı karşıyadır bu yeni nesil.
Yani bir sürü Türk dizisi var ve gittikçe bu yeni kuşak kendini Türkiye'deki yaşam biçimiyle entegre hissediyor. Yani bu sadece işte entegre oluyoruz falan filan değil. Bu biraz da istenişli bir entegrasyon oluyor. Çünkü işte zaten sürekli oradan bir şey geliyor, baskı geliyor. Yani futboldan, yani en basit futboldan düşünün. Futboldan dizilere kadar. Kitap, müzik, her şey. Her şey oradan geliyor ve buna direnmek çok kolay bir şey değil. Yani zaten ona direnseniz başka yerden gelecek. Yani dünya gittikçe küçülüyor. Yani başka yerdeki de başka yerden bir baskıya maruz kalıyor ama bu baskıya maruz kalırken kendi özümüzü de bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmek için de yaşlı insanlarla bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Çocuklar bunu yaptılar ve ben inanıyorum ki bundan sonraki yaşantılarında da bunu yapmaya devam edecekler. Çünkü öğrenmek önemli bir şey. Bu kitabı alanlar neler bulabilir hocam bu kitapta? Neler bulacaklar? Bu kitabı alanlar öncelikle benim en çok sevdiğim yanı, bir iki yanı var onu söyleyeyim. Öncelikle Kıbrıs'ın konuşma ağzını bulacaklar. Türkçenin kitaplarda okutulan dilini değil, aslında bizim evde, sokakta, kendi aramızda konuştuğumuz dili bulacaklar. Bu çok önemlidir. Biraz da farklıdır aslında. İlk defa Kıbrıs'ın konuşma ağzıyla yazılan bir metin, kitap ortaya çıkıyor. Hatta biz alan arkadaşlara söylüyoruz aslında ilk defa okuduğunuz zaman yüksek sesle okuyun. Çünkü gözünüzün tanıdığı değil, kulağınızın tanıdık olduğu bir kitap yazı tarzından karşınızda bulacaksınız. Bu önemlidir. Pek çok araştırmaya kaynak olsun diye zaten biz bu projeye başladık. Gerek kültürel açıdan, gerek eski hayatlarımızda, hayatlarda Kıbrıs Adası'nda neler nasıl yaşanmış, geleneklerimiz nasılmış diye. Ancak işte bu da bir örnektir. Dilimizi de korumak için çok güzel bir örnek olacak bu kitap. Konuşur gibi yazılması bu yüzden çok hoşuma gider benim ve zaten sözlü tarihin amacında da ağızdan çıktığı gibi aktarmak, yazıya hiç dokunmamak, söze hiç dokunmamak var. Bu bakımdan bence Kıbrıs ağzına sahip çıktığımız ve koruduğumuz bir kitap oluyor bu. Ayrıca o dönemlerde neler yendiği, neler ekildiği, bahçelerde ne gibi ağaçlar olduğunun anlatıldığı çok güzel bir kaynak olacak. Yani dil araştırmaları için birilerinin bakabileceği eskiden neler... Gelenekler de var anladın ya. Gelenekler var. Yorgancılar evet. Ne yapardı? Yorgancıların, evet yani meslekler ilginç işte. Yorgancılar varmış, köy köy gezerlermiş. Küçük yaştan tanıdıkların evine gönderilirmiş. Çocuk 14-15 yaşında köydeki adamın birinin adı verilerek babasının selamıyla o köye gönderiliyor çocuk. Yorgancılık yapsın diye. Şimdi bu yaşta çocukları biz karşı mahalleye bile gönderirken iki defa düşünüyoruz. Mesleklerin, eski meslekler anlatılıyor, eski gelenekler anlatılıyor. 100 yıl önceki tarım nasılmış Kıbrıs'ta aletleriyle anlatılıyor. Düğünler, gelenekleri anlatılıyor. Ve bunları biz özellikle insanlara sormadık. Hayatlarının gerçekleri bunlar, yaşadıkları dönemleri anlatıyorlar aslında kitapta. Ve bunların hepsi kültürümüzde, bizim içimizde var olan, ektiğimizle, yediğimizle, yiyeceğimizi nasıl çıkardığımızla, hangi yöntemlerle elde ettiğimizle ilgili bence çok güzel bir kaynaktır. Okumakla kimseye zararı dokunmayacak bir kitaptır bence. Evet ve kafamızdaki bazı önyargıları da değiştirebilir zannedersem. Tabii ki ön yargıları değiştirebiliriz. Aslında çok da ilginç hikayeler var. Bir Türk çocuğun namaz kılmayı bir Rum komşusundan öğrendiğini anlatıyor mesela. Çok da böyle ilginç, vurucu örnekleri evet, taşıyan bir kitaptır. Son olarak size şunu sormak isterim. Mesajınız nedir? Yani sadece tarihimizi, kayıt altına geleneğimizi, göreneğimizi ve geçmişimizi kayıt altına almak değil, sizin bir vizyonunuz olduğunu da düşünüyorum ben. Nedir mesajınız? Şimdi zaman zaman dönemsel olarak Kıbrıs sorununun çözümünün nerede olduğu
değişiyor. Yani bazen işte Kıbrıs sorununun çözümü askerlerin gitmesindedir deniyor. Bazen topraktır deniyor. Bazen egemenliktir deniyor. Bu dönem dönem değişiyor ya da hepsi birden oluyor. Ama Kıbrıs sorununun çözümü eğitimdedir. Yani biz bu çocukları eğitim aracılığıyla birbirlerine yakınlaştırmak zorundayız. Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları. Şimdi tabii ki egemen çevrelerin her zaman kullandıkları en büyük ambar milliyetçiliktir. Ve milliyetçi buna dokunduğunuz zaman kullandıkları bir ambarı da boşaltmış olacaksınız, olacak diye düşünüyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Aslında kimsenin milliyetinden ödün vermesini ya da milliyetinden vazgeçmesini istemek gibi bir gayemiz yok. Ama bu ülkede yaşayan bütün insanları vatandaşlık bilinciyle buraya bağlamamız gerekiyor. Yani Kıbrıslı Türkse Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rumsa Kıbrıslı Rum ama ortak bir vatandaşlık bilinciyle bu ülkeye bağlanmamız gerekiyor ve eğitim de bu sadece eğitimle yapılabilir. Ama yani anlam planının gündeme geldiği dönemden başlayarak eğitim alanında işbirliği yapılsaydı bugün birçok sorun aşılmış olacaktı. Yani bugün sorsanız nedir en önemli sorun? İşte gündemde doğalgazdır. Doğalgaz yok. Doğalgaz değil Kıbrıs sorununun çözümü. Kıbrıs sorununun çözümü ancak eğitimle mümkündür ve bunu yaptığımız takdirde ancak başarılı olacağız ve biz bu amaçla çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz.